Herkes tekrardan selamlar. Lions hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali Savaşçı. Turnuva günlüğünde sizlerle beraberiz. Sevgili Mustafa ile beraber bu sefer Euro 2024'de ele alacağız. Mustafa hoş geldin. Hoş buldum. Merhabalar. Nasılsın? İyisindir umarım. İyiyim. Teşekkür ederim. Biz normalde biliyorsun file ötesinde birlikteyiz. Voleybol konuşuyoruz. Ama bu sefer futbol konuşacağız turnuva günlüğünde. Zaten sadece seni değil, genel olarak ekip arkadaşlarımız her hafta hafta yapacağız bunu. Hafta hafta da değil aslında, etap etap. Yani ikinci maçlar bitince, üçüncü maçlar bitince diye ilerleyeceğiz. Hepsinde farklı kişilerle sizlerin karşısında olmaya çalışacağız. Ben her zamanki moderatör olarak ufak yorumlarımla ekranlarınızın karşısında olacağım. Hızlıca girelim istiyorum. Tabii en önemli konu milli takımımız olacak. Bizim için şu anda bütün takımları değineceğiz ama en fazla parantez açacağımız yer orası olacak. İlk maçta Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettik. Yani oyun ne kadar verimliydi, doğru bir oyun muydu tartışılacak, tartışılır da, hakkıdır da bence. Yani Gürcistan gibi bir takıma karşı biraz sıkıntılar yaşadık, bayağı sıkıntı yaşadık belki de. Ama yine de 3-1 kazanmayı bildik. Arda Güler'in muazzam golü. Kerem'in son dakikada götürüp attığı gol, kalenin boş olduğu, kaleci ta bize kadar gelmişti çünkü. Yani iyi bir maç çıkardığımızı söyleyebiliriz ilk maça göre. Çünkü ilk maç tarihimizde kazandığımız bir ilk maç yok yani sonuç olarak. Öyle bir baskı. Çocuklar zaten ligin diyorum, turnuvanın en genç ikinci takımı sonuç olarak. İlginç bir mücadele. Ama sonuçta galip geldik. Senin düşüncelerini alayım, sonrasında geçelim tekrar takımlara. Ya hani gerçekten galibiyetle başlamak çok önemli bir şey. Yani çünkü dediğin gibi galibiyetle başladığımız yani daha önce görülmedi. Bir de Gürcistan maçı bizim için aslında tehlikeli bir maçtı. Bunun nedeni yani kağıt üstüne tamam biz daha iyi duruyoruz da Gürcistan takımı da iyi hücumlar yapabilen ki bunu yediğimiz golde de gördük. Fiziksel olarak iyi durumda ve yani bizden uzun bir takım. Bu yüzden yani bu maçı kazanabilmek gerçekten önemliydi. Ve yani oynadığımız oyun da zaten şey yani, bu turnuvada maç maç ilerleyeceğimizi Aynen düşünüyorum. öyle. Yani mesela bu maçta yer yer topu karşı tarafa verdik ama hani top çoğunlukla bizdeydi. Mesela ikinci maçta öyle olacağını ben düşünmüyorum. Ama yani burada bizim tabii ki de geliştirmemiz gereken yönler de var. Evet. Ama ne olursa olsun galibiyetle başlamak, her özellikle bir turnuvaya galibiyetle başlamak çok önemli bir şey. Çünkü yani 3 maç oynanıyor. Mesela hani bu 3 maçın birisine hani kazanarak 3 puanla direkt başlıyorsun ve en kötü durumda hani en iyi 3. olarak hani çıkmak için bir avantaj elde ediyorsun. Yani onun için Evet. güzel bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum ben. %100 katılıyorum sana. Milli takımda böyle oyuncu bakarsak, çünkü hani biraz da yani takım özelinde bakarsak hataların olduğu belli. Geliştirecek yerler çok fazla. Bundan sonraki maçta Portekiz, Çekya, onları geçersek muhtemel bir Fransa İngiltere eşleşmesi olabilir son 16 turunda. Yani zor maçlar bekliyor. O yüzden biraz daha geliştirilecek taraflarımız oldukça fazla. Yani performans olarak baktığımızda herkesin bir Samet eleştirisi vardı. Bireysel olarak ben de eleştiride bulunan biriydim. Bizim Linesman grubumuzda da zaten WhatsApp'ta konuşurken bunu da belirtmiştim. Ama muhteşemdi. Yani bence Arda o eğer maçın adamı olmasaydı kesinlikle Samet Akaydın olabilirdi bu arada yani. O son dakikada kurtarışı haricinde de çok fazla maçta kurtarışı oldu. Yani sadece sondaki kurtarışı için söylemiyorum. Ama mesela gözüme en çok böyle batan oyuncu olarak yani performans alamadığımız bence Orkun Kökçü'ydü. Kenan Yıldız da biraz böyle top ezdi gibime gelmişti sol tarafta. Yani çok verimli olamadı. Zaten oyundan çıktı. Onun haricinde Samet'in yüksek performansı vardı. Mert Müldür çok iyi oynuyor. Yani hazırlık maçlarında da kaybetmemize rağmen çok çok iyiydi. Yani Fenerbahçe'de biraz formsuz kapattı. Çok fazla oynayamadı ama milli takım performansı hakikaten çok üst seviyede. Samet'le Mert milli takımda hakikaten iyi işler yapıyor diyebiliriz. Onun haricinde zaten Ferdi sakatlıktan döndü. Yine klasik Ferdi her zaman gibi. Yani bir Ferdi'niz varsa ne kadar verimli olduğunu görebildiğiniz maçlardan birisi oldu. Onun haricinde Kaan Ayhan'ı orta alanda kullandı hoca. Hakan, Kaan, Orkun yaptı. Daha çok Arda ve Kenan'ı kanatlarda kullandı. Kaan da bence orta alanda verimliydi. Yani biz normalde işte Abdülkerim'in yanında Kaan oynasın diye düşünüyorduk stoperde. Ama o da bence verimli oldu. Zaten kendi orijin yeri orası. Yani Schalke'den çıktığında defansif orta saha olarak çıkmıştı. Gayet o da verimliydi. Genel olarak var mı başka düşüncelerin? Yani zaten
maç öncesine bizim sürekli düşündüğümüz olay stoper ikilisiydi. Yani Abdülkerim'i sol tarafa yazıyorduk. Hani onun yanında işte Melih mi oynar, Kaan mı oynar, işte yoksa hoca evlatçılığını yapıp Samet'i mi oynatır diye düşünüyorduk. Yani beklerde de mesela bir tarafa Ferdi'yi yazıyorduk ama diğer tarafa hani boş bırakıyorduk. Evet. Yani Ferdi solda mı oynar, sağda mı oynar onu bile bilemiyorduk. Yani o yüzden savunma hattı bizim için sürekli bir sıkıntıydı. Bu maça başladığımızda işte sağ bekte Mert Müldür başladı. Orta savunmanın ortasında Samet ve Abdülkerim başladı. Solda da zaten hani Ferdi en alışkın olduğu bölgedeydi. Büyük ihtimalle İsmail Hüseyin sakatlığından dolayı defansif orta sahada bir Kaan Ayhan gördüm. Evet. Tabii onun yani yanında da Orkun'un oynaması birazcık ben şeyden kaynaklı diye düşünüyorum. Yani sonuçta bu maçta topu almamız gerekiyordu. Aynen. Ve Hakan bu noktada yetersiz olabilir mi diye. Tamam Inter'de çok çok iyi bir sezon geçirdi regist olarak ama hani sonuçta bütün baskıyı o yiyecek ve bu şampiyonada o Inter'deki verimliliğini sürdürebilir mi diye bir soru işareti vardı. Yani çünkü sonuçta İsmail'in bir sakatlığı var. Yani sürekli koşamayacak, edemeyecek. Aynen. Bir edecek birisi yok. Yani belki şey olabilir de Orkun yerine. Bir Salih Özcan olabilir de Hakan'a gelecek o baskıyı Kaan'la kırabilirdi. Çünkü Kaan'ın hani toplu olan becerisi de birazcık var yani. Hani iyice nasıl diyeyim kendisine gelen topu rastgele vuracak bir oyuncu da değil. Ya da hani Kaan'a atıyorum zaman sağında da görebilirdik. Stoperlerin sağında. Yani orada bir Samet Akaydın hamlesi herkes aynı şey böyle ya hoca niye evlatçılık yapıyorsun dedi. Evet. Yani mesela ilk yarıda şey pozisyon var Kvaratskhelia'nın bir pozisyonu vardı hani sol kanattan içeriye doğru aynen. Kat ederken yani çok önemli müdahalede bulundu Samet. Yani çünkü hani orada hani patlasa kaleyi direkt karşıdan görecek bir noktada bir şey alacaklar serbest vuruş kazanacaklar. Hı-hı. Ve yani yine atıyorum o müdahaleyi yapamamış olsa yine kaleyi tam karşıdan gördük noktada şut olanağı tanımış olacaktık oyuncu. Evet. Yani zaten maçın bir kırılma noktaları oldu mesela yani ilk gol de bir kırılma noktasıydı Mert'in attı o hani muazzam bir gol. Yani zaten Mert o golü attığında şey diye düşük hani işte turnuvanın golü geldi hani turnuvanın golü dur dedik. 2 dakika sonra Kenan'ın golü geldi. Hani o zaman şey hani ya bu kadar erken maçı çözdük. Hani iyiyiz, bayağı tatlıyız hani muhabbet çok ufak olsun. Sonra ya aşırı böyle bir şey vardı yani. Çok ufak bir offside vardı. Yani direkt krampon ucu sadece evet. Offside'da. Yani o mutluluğumuz bir 30 saniye falan sürdü. Daha sonrasında yani yani çok basit bir gol yedik. Yani resmen paslaşa yürüye yürüye ceza sahamıza kadar geldiler. Yani daha sonradan çok kolay bir golle. Yani bir de Mert kapattığı köşeden yedi. Direkt böyle şey yani nasıl diyeyim? Direkt kolun altından girdi top. Daha sonrasında ikinci yarıda yani Arda'nın o bir böyle bir top kaybetme sekansı vardı. Böyle bir ya ceza sahasının önünde kaybediyordu ya Verkaç'a girerek kaybediyordu. Daha sonrasında orada bir sinirlenme halde yaşamış olabilir işte bu kadar top kaybediyorum falan diye bir yaradana sığınıp buldu. Yani aşırı güzel bir goldü. Yani evet. Bunu anlatamıyorum ya çünkü hani o golü çok kişi atamaz yani gerçekten atamazlar. Çok özel bir gol. O gol çünkü yani plaseyle bırakılmıyor. Yani plaseyle bırakılması biraz daha kolaydır o topun. Ama hani plase olmadan direkt uzaktan öyle bir füzenin çıkarılması gerçekten çok zor. Öyle olunca 2-1 öne geçtik. Daha sonra da bana göre çok yanlış bir hamleyle Gürcistan kalecisine kornerde ileri çıkardılar. Orada Samet'in müdahalesiyle ve yani İleriye doğru top uzaklaştı. Kerem ve yedek kulübüsü hep beraber koşarak golü attılar. 3-1 kazandı. Çok güzel yani maçta hücum olarak iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Savunma olarak da iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Yani tabii ki geliştirmemiz gereken goller var. İdeal 11'imizi yakalamamız önemli. Hani sakatlarımızın iyileşmesi çok önemli bizim için. Yani bu takıma İsmail Yüksek'in acilen geri dönmesi gerekiyor ki
orta sahadaki dinamiği ikilimizi bir yakalayalım. Yani İsmail'le beraber Salih'in orada ben çok iş yapacağını düşünüyorum. Hı. Yani çünkü onların ikisi Inter'deki o yani Hakan'ın istediği yani sahip olduğu özgürlüğü nasıl diyeyim hani biraz daha defanstaki verimini arttırabileceğini ben düşünüyorum Hakan'ın. Ve tabii hücumdaki verimliliğinde. Yani savunmadaki hani ikilemiz Samet'in bu performansından sonra hani ben pek kesileceğini düşünmüyorum. Zaten pek hani nasıl diyeyim ilk maça başlamasıyla beraber sürekli oynayacağını görmüştüm. Yani hücumda da hani yani Arda'yı yazacaksın. Hani geri kalanları onun yanına yerleştireceksin. Bu artık hani nasıl diyeyim belli olmuş bir şey. Yani sadece bu şampiyona için de değil. Yani bundan sonraki yani Arda sakat değilse ilk 11'e yazılır. Daha sonra hani etrafı, hücumdaki o rolüne göre etrafı doldurulur diye düşünüyorum. Ki olması gereken bu. Ki yani Portekiz maçında da böyle olacaktır. Yani Portekiz maçında da ben ileride Barış Alper'le başlamayı düşünüyorum. Sol kanatta belki Kenan oynar, belki Kerem oynar onu bilemem. Ama hani sağ kanatta direkt hani Arda Güler 8 numarasıyla beraber yer alacaktır ki bu İrfan Can'ın sakatlıktan dönüşünden sonra böyle olacağını ben düşünüyorum açıkçası. Vallahi güzel konuştuk şu ana kadar. Yani milli takıma başarılar diyelim Portekiz ve Çekiye maçlarında. Zorlu iki maç ama umarım çıkacağız diye düşünüyorum. Çünkü hani 3 puan aldık, 2 avarajı koyduk. En kötü 3. olarak zaten çıkacağız muhtemelen. O anlamda bir sorun yaşamayız. O yüzden çok daha rahat 2 maç oynayacağımızı düşünüyorum ben Gürcistan maçına göre. Buradan da diğer gruplara geçelim. Biz sondan başladık F grubunda olduğumuz için ama A grubundan tekrardan bir bakacağız. Almanya, İsviçre ilk maçlarını kazandılar. 3 puana sahipler. Bugün de şu an zaten sabah saatlerini çekiyoruz çarşamba günü. Tekrardan ikinci maçlarını oynayacaklar. Macaristan ve İskoçya mağlup oldu. Macaristan'dan bir underdog takım beklentisi vardı. Olmadı. İskoçya şu ana kadar en kötü takım olduğunu gösterdi Almanya karşısında. Ya bu grupta çok net bir ayrım var aslında. Almanya, İsviçre. Hatta en iyi üçüncü bile çıkamayabilir belki de. Yani Macaristan ve İskoçya en iyi üçüncü olmayabilir belki de. Yani o grupta en iyi üçüncü olayı Macaristan'ın İskoçya ile yapacağı maça bakıyor. Yani orada istatistik yani averajını tekrardan toparlayabilirse en iyi üçüncüler tartışmasına girebilir. Çünkü yani büyük ihtimalle üçüncüler yani 3 puanla çıkacaktır. Belki İngiltere'nin olduğu gruptan 1 puanı olan takımlar var. Evet. Onlar 4 puanı yakalayabilirse onlar hani 4 puanla çıkar. Diğerleri averaja bağlı olarak çıkarlar diye düşünüyorum. Yani Almanya zaten İskoçya karşısında aşırı rahat bir oyun sergiledi. Hani İskoçya o hani nasıl olmasını yapabildi, hani hücuma çıkabildi. Almanya güle oynaya 5 gol attı. Hatta hani 6. gol de attı ama 6. gol kendi kalelerindeydi. Evet. Yani çok rahat oynadılar. Hücuma çok rahat çıktılar. Yani hiçbir şey yapamadı. Direkt hani darmadağın oldu İskoçlar. Diğer maçta da yani yine biraz daha nasıl diyeyim, dengeli bir oyun vardı Macaristan. İsviçre karşılaşması ama yani daha iyi bitirici olan takım İsviçre'ydi. Ve bunu zaten maç skorunda da gördük yani kazanmaları 3 puanla aldılar. İlk iki sırada zaten hani ikisi var. Büyük ihtimalle yani Almanlar birinci sırada çıkacaktı gruptan. İsviçre'de ikinci sırada çıkacaktır. Ben Macaristan'ın İskoçya maçında hani averajlarını düzeltip öyle hani çıkacaklarını düşünüyorum açıkçası. Tabii Almanya karşısında ne kadar yani yenilirlerse kaç farklı yenilirler o da belirleyici olacaktır tabii ki. Evet, kesinlikle ben de bir ada futbolu sever olarak İskoçya'nın düştüğü durumdan ötürü üzgünüm. Çünkü hani öyle bir kötü takımları yok sonuçta baktığımızda bayağı iyi oyuncular var. Premier Lig'de oynayan en kötü Championship'de oynayan oyuncular bunlar. Ve hani Avrupa elemelerine, şampiyonası elemelerine baktığımızda da ilk 4 maçı kazandılar, İspanya'yı falan mağlup ettiler. Bir anda böyle tepe taklak olmaları üzücü oldular. Aslında bizim geçen turnuvaki halimize biraz benziyorlar diyebiliriz. Buradan da B grubuna geçelim. B grubunda İspanya ve İtalya 3 puan aldılar. Onlar da aslında net bir ayrım var ki buraya ölüm grubu diyorduk. Fakat olmadı ölüm gruplu bir şey. Çünkü Hırvatistan bayağı ezildi yani İspanya karşısında. Ben bayağı böyle bir performans beklemiyordum İspanya tarafından. Çok iyi oynadılar. Biraz daha ben hani geçiş turnuvası olur diye düşünüyordum onlar adına ama belki de bir hedef turnuvası da olabilir.
Hırvatistan 3-0 mağlup oldu. İspanya'ya Arnavutluk'ta Avrupa Şampiyonası tarihinin en erken golünü atmasına rağmen İtalya'ya yine de 2-1 mağlup oldu. Ne düşünüyorsun canım B grubu ile ilgili? Ya B grubu dediğin gibi hani kağıt üstüne ciddi bir ölüm grubuydu. Arnavutluk orada yazık olacak Arnavutluk'a da Hırvatistan'ın yani ilk maçta özellikle İspanya'ya ben beraberlik çıkmasını bekliyordum o maçta. Evet. Yani gruptaki sıralamaydı hani diğer 3 takımın Arnavutluk'a karşı alacakları skora bağlı olduğunu düşünüyordum ben. Çünkü hani kendi aralarında oynayacakları puan, maçları hani birer puan yazsa ikişer puan ediyor. Hani Arnavutluk'a karşı hani aldıkları puanla 3 takım hani 5'er puanla bir çıkabilir düşüncesi vardı bende. Baktığım zaman yani Hırvatistan kadrosu gerçekten iyi. Yani sadece hala bir forvet eksiklikleri var. O forveti hala bulabilmiş değiller. Ama hani onun dışında gerçekten hani orta sahaları iyi, savunmaları iyi. Yani savunmalarında mesela Guardiola gibi bir isim var. Hani hem sol stoperde oynayabiliyor, hani sol bekte verim verebiliyor. Yani ortaların yani ileride orta sahada Modric var, Brozovic var, Kovacic var benim bildiğim. Evet. Yani çok kaliteli isimler var. Yani İspanya karşı böyle bir 3-0'lık üzücü bir galibiyet hani benim için. Almaları yani gerçekten garip karşılandı. Yani belki bir sürpriz olarak nitelendirebileceğimiz bir karşılaşma oldu. Tabii İspanya'da hani dediğim gibi hani bir yetiş turnuvası olabilir mi diye bir düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok genç bir takımlar. Yani çok genç bir takım değil de yani önemli parçaları çok genç. Yani mesela Lamine Yamal çok genç. Yani diğer ilerideki oyuncuları da genç oyuncular yani genç isimlerden oluşuyorlar. Yani o yüzden ben bir şaşkınlığa uğradım. İtalya maçına geldiğimizde de hani dediğim gibi 23. saniyede gol yedi İtalya. Evet. Ama hani onun nasıl diyeyim sersemliğini iyi atmış olacaklarken 20. dakikaya gelmeden öne geçmişlerdi tekrardan. Yani onlar için de hani gerçekten güzel bir şekilde başladı turnuva. Önemli olan diğer maçlarda neler yapabilecekleri. Yani çünkü hani İspanya bir lider olarak çıktı diyelim. Yani İtalya'yı yenmeleri durumunda kimin çıkacağı direkt şeye bakar. Yani İtalya'ya Hırvatistan maçına bakar ki bu maçın skoruna göre en iyi üçüncü durumu da şekillenebilir. Yani bir bakmışız Hırvatistan şampiyonun dışında da kalabilir. İşte yani o yüzden çok garip bir grup olacağı benziyor. Yani gerçekten nasıl diyeyim tersten bölüm grubu da olabilir orası. %100 katılıyorum hocam. Bu arada ben Arnavutluğu da beğendim. O yüzden Hırvatistan mücadelesinde bence biraz zorluk yaratabilirler yine. Hırvatistan zorluk yaşayabilir Arnavutluğa karşı. Buradan da C grubuna geçelim. C grubunda İngiltere biraz zor bir galibiyet oldu bence. Çünkü Sırbistan iyi bir savunma yaptı. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Bellingham'ın öne çıktığı ve kazandırdığı bir mücadele oldu. 3-0 diyorum. 3 puanı aldılar 1-0'la. Danimarka ve Slovenya da o zaman için zaten turnuvanın ilk beraberliğini yaşamışlardı. Berabere kaldılar. 1-1 Slovenya Danimarka'yı aslında çok iyi bir puan aldılar diyebiliriz oradan yani. Sırbistan da 0 puanla sonuncu durumda. C grubu ile ilgili düşünceler neler? Ya İngiltere Sırbistan maçında ben açıkçası rahat bir galibiyet bekliyordum İngiltere'den. Yani bu kadar zorlanacaklarını düşünmüyordum. Ama hani İngiltere'nin oyunu yani çünkü İngiltere'nin kadrosuna baktığımız zaman yani hücum olarak çok iyi isimlerden kurulu olduğunu ben düşünüyorum. Tarihin yani. En iyi kadrosu olabilir onlar için zaten. Ya, tabii ki yani çünkü öyle bir kadroları var ki Jack Grealish hani dışarıda kalabiliyor. Evet. O öyle bir kadro. Yani o yüzden hani vurup geçmelerini ben bekliyordum açıkçası Sırplara karşı. Ama hani yani gerçekten çok zorlandılar. Hani 1-0'a zorla zorla aldılar. Yani çok ilginç. Belki hani İngiltere'nin oyun sisteminden dolayı da kaynaklı olabilir bu. Evet. Ya da hani gerçekten çok iyi savunma vardır ve hani o savunmayı gerçekten aşamamışlardır ki hani İngiltere'deki isimlere baktığım zaman hani bunun ben bir gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Evet. Yani o yüzden İngiltere'nin diğer maçlarında da biz bu problemi göreceğiz gibi geliyor bana. Yani Danimarka karşısında da belki hani erken bir gol bulurlarsa maçın diğer kalanına Danimarka'yı uyutarak geçirebilirler. Belki hani Slovenya'ya karşı biraz daha hani nasıl diyeyim? Ne olur ne olmaz biz bir averajımızı kasalım abi noktasına getirebilirler karşılaşmayı.
Yani Danimarka kısmına geldiğimizde yani Danimarka-Slovenya maçı iki taraf için de yani hikayelerle dolu. Hı-hı. Yani birer hikaye barındırıyor. Yani Slovenya 24 yıl aradan sonra gol atıyor. Evet. Attı turnuvada. Yani Danimarka'da da Eriksen'in gol atması ayrı bir hikayeye neden oldu. Evet. Çünkü hani izleyenler de hatırlayacaklardır. Yani Eriksen'in o son oynadığı Avrupa Şampiyonası maçında yani adam diğer tarafa gitti yerde. Evet. 5 dakika boyunca kaybı durmuştu. İşte Danimarkalı oyuncular etrafında daire oluşturarak görüntü alınmasını engellemişlerdi. Daha sonrasında hani yaklaşık 1,5 yıl oynamadığı sahalardan uzak kaldı. Yani güzel maçtı. Ben hani nasıl diyeyim, eğlendim yani. Çünkü Slovenya takımı nasıl diyeyim, geride karşılamadı. Ne bileyim, korakor dişe dişe oynadılar. Yani onlar da öncü yapıyorlardı. Çünkü bu tür turnuvalarda, bu tür maçlar şeye bekleyebiliyoruz. Yani hani otobüsü park edeyim. Hani çok böyle belki bir gol bulursam hani belki 3 puan alırım. Bulamazsam 1 evet, puan evet. alırım 2004 Yunanistan'a gibi. Yani öyle bir oyunu ben görmedim bu ilk maçlarda. İlk maçta gördüm. Orada da zaten olmadı, tutturamadılar. Bizim grubumuzda oynanmıştı. Çekli Portekiz maçı öyleydi. Onun dışında bütün hani takımlar korakor dişe diş mücadelelerini verdiler ki çok golü de izledik zaten. Oradaki hani tahminim bence hani İngiltere çıkar ve yanında da Danimarka'yı götürür ama Slovenya'da en iyi üçüncü olarak çıkabilir. Süper hocam. Buradan da D grubuna geçelim. D grubunda Hollanda ilk sırada, Fransa ikinci sırada, Amerika'sın da 3 puanı bulunuyor. Polonya'da, Avusturya'da bu takımları yenilen takımlar oldular. Polonya'nın bir mücadelesi oldu Hollanda karşısında. 2-1 mağlup olmasına rağmen biraz diş göstermeye çalıştılar. Bence kötü de değillerdi. O yüzden hani bir şansları belki üçüncülük için olabilir. Avusturya karşısında alınacak bir galibiyet belki. Avarajı da çünkü o kadar kötü değil. Gerçi Fransa maçı da bunun için çok önemli. Orada da bir Mbappe sıkıntısı var. Mbappe burnunu kırdı yanlış hatırlamıyorsam. Ve hani maskeyle mi çıkacak, ameliyat mı olacak, orada da bir soru işaretleri var. Muhtemelen maskeyle çıkacak. D grubu ile ilgili hocam düşünceleri neler? Ya Hollanda Polonya maçı çok güzel maçtı bence. Evet. Öncelikle onu söylemek istiyorum yani. Hollanda'dan beklemediğim bir hücum performansı ben gördüm. Çünkü çok iyi hücum ettiler. Polonya hani hücumunu edemedi. Daha çok hani kontra ataklarla şans bulmaya çalıştılar ki yaptıkları gol de zaten duran toptan gelmişti. Aynen. Yani ben Fransa karşısında da aynı oyunu bekliyorum. Avusturya karşısında da aynı oyunu bekliyorum Polonya'da. Yani gol atıp atamamaları da hani Lewandowski'nin ne zaman dönmeyeceğiyle alakalı olabilir. Onun haricinde çünkü hani Buksa'yla olmuyor iş. Hani belki Piacin oynarsa Lewandowski gelene kadar o şekilde kontratakta daha yararlı olacağını ben düşünüyorum. Çünkü yani Başakşehir'de de çok iyi bir sezon geçirdi. Yani evet. Bence Buksa'dan daha iyi bir sezon geçirdi. Özellikle sezon sonuna. Ama hani Hollanda gerçekten iyi top oynadı, iyi oyun çıkarttılar. Cody Gakpo attığı kadar atamadığı pozisyonlar da vardı. Yani güzel karşılaşmaydı. Fransa maçı bence yani Fransa benim beklentimi karşılayamadı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hani ben daha gollü, daha ne nasıl diyeyim, oyunu dikte eden bir Fransa bekliyordum. Orada herkes galiba salgın hastalığa yakalanmış. Ondan biraz böyle bir modulları düşük olabilir yani. Ben öyle düşünüyorum. Atılan gol de yani nasıl diyeyim, defanstan geliyor sanırım. Çok evet. Hani yanlışsan beni düzeltirsin. Yok yok öyleydi galiba. Yani o yüzden yani gerçekten sıkıntılı. Hani ciddi bir nasıl diyeyim, tehlike çanı ben görüyorum. Yani tamam Avusturya'ya evet. karşı bunu geçin ama hani belki gruptan da çıktı rahat bir şekilde. Ama hani çeyrek finalde bu oyun işlemez. Yani karşısına bir İngiltere geldiği zaman ya da hani Almanya geldiği zaman bu oyun direkt patlar. Evet. Biraz daha yani hücumsal olarak kendini geliştirmeleri gerekiyor. Savunmayı bir şekilde yaparsın. Yani ama hani topu alamadığın zaman, topu karşıya bıraktığın zaman sıkıntı yaşarsın. Çünkü hani bu takım kontra atak takımı değil. Tamam çok hızlı oyuncularım var ama yani bu oyuncuları birebire senin göndermen gerekiyor. Açık alan yaratmaman gerekiyor bence. Kesinlikle. Yani üçüncü, en iyi üçüncü çıkar mı bu gruptan? Bence çıkar. Yani ya Avusturya çıkar ya Polonya çıkar ama ben Avusturya'nın çıkmasını tercih ederim. Polonya'nın çıkmasına.
Çünkü daha iyi oynuyorlar. Ki kendi aralarında da oynadıkları karşılaşmada da bunu göreceğiz diye ben düşünüyorum. Süper hocam. Buradan da bizden bir önceki son grup olan E grubuna geçelim. E grubunda da aslında E grubu en sürpriz grup oldu. Çünkü sürprizlerin günü hatta oldu o gün. Romanya Ukrayna'yı 3-0 yendi. Slovakya'da Belçika'yı 1-0 yendi. Zaten Belçika'da ipler koptu. Hani hoca değişikliği oldu. 6. jenerasyon hiçbir şey kazanamadı. Şu anda da bir geçiş dönemindeler. Bayağı bir geçiş dönemindeler hatta. Neredeyse kadro tamamen değişti yani. Birkaç önemli oyuncu haricinde. Belçika'nın kötü bir mağlubiyeti var. Ukrayna'nın kötü bir oyunu var. Hani mağlubiyetten de ziyade hiçbir şey oynayamadılar neredeyse. Romanya'nın üst düzey bir oyunu var. Slovakya oyunu korudu. 1-0'ı tuttu. Lukaku'nun kaçırdıkları, atamadıkları, iptal edilenleri, adamda ilginç bir bahtsızlık var. Çok ilginç bir grup olacak gibi duruyor bu E grubu. Neler düşünüyorsunuz hocam E grubu ile ilgili? Yani E grubu tam olarak hani nasıl diyeyim? Bir insan futboldan ne görmek istiyorsa hepsinin görebildiği bir grup. Yani sürpriz sevenler sürpriz görebiliyor, sürpriz sevmeyenler ya bunu nasıl tutamazsın şeklinde bir feryat figanları geçebiliyor. Yani olağanüstü bir grup, yani çok güzel bir grup çünkü herkes şeyi bekler hani buradan. Belçika ile işte Ukrayna el ele kol kola çıkar. Romanya belki en iyi üçüncü kontenjanından çıkar. Slovakya da işte ya bir puan alır ya da hani sıfır puan alır. Evet. Devam eder. Bir sonraki turnuvaya hazırlanır şeklinde bekliyordu diye düşünüyorum ben. Ama hani Ukrayna Romanya maçına geldiğimizde yani Ukrayna kötü de oynamadı bence. Yani hücumunu etti ama hani bitirici noktada çok önemli sıkıntıları var. Kesinlikle. Yani Romanya çok doğru bir oyun oynadı. Topu bıraktı, topun arkasına, yani topun karşısına geçti. Çok iyi de savunma yaptılar. Özellikle Radu Dragusin'le beraber. Daha sonra hani kontra atakları çok iyi değerlendirdiler. Yani topun önemli, yani oyunun önemli kısmı Romanya kalesinde oynandı. Aynen. Ama hani o ikinci golden sonra, ikinci golü yedikten sonra Ukrayna'da dağıldı. Zaten hemen ardından üçüncü gol geldi. Evet. Yani çok normal yani. O kadar deniyorsun, atamıyorsun. Daha sonra hani atamayana atarlar oluyor resmen Ukrayna'ya. Evet. Ve hani bu bir kere de olmuyor, iki kere oluyor. Yani ilk gol de hani şans golü diye nitelendirebileceğimiz uzakta hani golün güzelliği çok güzel. Hani onu tartışmıyorum bile. Ama hani birazcık hani şans diye nitelendirebileceğimiz bir goldü. İkinci gol zaten hani yaradana sığınıp vuruyor uzaktan. Ceza sahasının dışından ve çarpıp gidiyor. Sonraya çarpmış da o gol. Evet. Yani üçüncü gol hazırlanış olarak bence çok güzel. Belki yani ben nasıl diyeyim öyle şey golleri sevemiyorum. Yani uzaktan işte ne bileyim 90'a giden ya da alttan cross'un plaseleri gibi gollerden ziyade ben hazırlanış biçiminden güzel olan golleri ben daha çok seviyorum. Yani üçüncü golleri daha güzel goldü. Antep'ten de tanıyacağımız Draguş atmıştı. Aynen. Güzel oyununu, yani doğru oyunla güzel oyun tartışılır da yani doğru oyunla 3 puan aldı Romanya rahat bir şekilde. Diğer karşılaşmada zaten hani çok büyük bir hata Belçika savunmasından. Evet. Ve hani ardından gelen gol ve daha sonra hani Lukaku'nun kaçırdığı pozisyonlar ki gerçekten çok fazla kaçırdı. Yani kötü oyuncu mu? Bence değil. Ama hani bitirme kısmında çok bazı olur. Maçlarda hani bir kere bitiremeyince bir daha bitiremiyor maçın içerisinde. Hani bitirdikten sonra hani bitiremedi olsa da hani belki hani ikinciyi atabiliyor ama hani evet. Maça bitiremeden başladığı zaman sıkıntı, çok sıkıntı yaşıyor. Slovakya karşılaşması da bunun dibine kadar yaşadık. İliklerimize kadar hissettik. Umarım diğer karşılaşmalarda bunu yaşamaz. Çünkü yani böyle olması turnuva zevkini de öldürüyor bir yerden sonra. Evet. Ukrayna ve yani Ukrayna-Belçika maçı bence çok güzel olacak. Direkt çünkü grubun kaderini belirleyecek bir maç. Evet. Yani umarım golü geçer. Çünkü ben gol istiyorum. Ben gol izlemek istiyorum turnuvada. Kesinlikle. Ki ilk 12 maç bu isteğimi fazlasıyla karşıladı. Toplam 34 gol izledik. Aynen. İlk hafta, yani ilk maçlarda. Ki hani ortalamaya vurduğumuzda da 2.5-3'e yakın hatta bir ortalama yapıyor bu. Hı hı. Böyle giderse çok gollü bir turnuva izleyeceğiz gibi duruyor. Belki hani
120-130 bandına da yaklaşabiliriz gibi geliyor bana. Evet, süper hocam. Aslında şu şekilde grupta bitirmiş oluyoruz. F grubunda biz yer alıyoruz. Yani Gürcistan ve kendimizle ilgili zaten konuştuk ama Portekiz ve Çekya ile ilgili de istiyorsan değinebilirsin. Sonrasında yavaştan kapatırız. Portekiz Çekya maçı, hani Çekya'nın çok iyi savunma yaptığı bu kadar. Yani bana göre çok iyi bir savunma yaptılar. Evet. Yani Sırbistan'dan ziyade Çekya o savunmayı yaptı. Öne de geçtiler. Yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı, ama evet. Daha sonra içlerini bulan imposter sayesinde. çünkü bunu sadece ben değil, hani herkes söylüyor. Evet. Maçı çünkü bir sabote etti gibi. Önce kendi kalesine attığı gol diye, sonra da 90+2'de Portekiz'in bulduğu golde bir hatası oldu. Öyle olunca yani belki bir puan, belki hatta 3 puan olabileceği bir senaryoda puan alamadı Çekya. Bu bizim işimize zerre gelmedi. Aşırı derecede işimizi bozdu. Çünkü hani bir puan kaybı yaşasaydı Portekiz, hani biz grup lideri olarak çıkma şansımız olacaktı. Bazıları da diyor ki Portekiz alsın hepsini gitsin, biz de ikinci olarak gidelim. Direkt garanti diyorlar. O yüzden de bazıları yani, mutlu yani bu sebebi. Abi gerek yok. Yani lider olarak çıkabiliyorsan lider olarak çıkarsın. Rahat keyfine bakarsın. Çünkü lider olduğun pozisyonda ABC gruplarından birini üçüncüsüyle eşleşeceksin. Hani bu üçüncülere baktım lan, yani en sıkıntılı taraf hani B grubunun Hırvatistan'ı var. Hırvatlar da bizi sever. Oynayabildik zaten. Aynen, yani oynayabiliriz yani. Şu anda bizim herhangi bir takıma karşı hani bir aman abi ben de ağzımızın tadı bozulmasın gibi bir pozisyona girmemize gerek yok. Evet. Yani tamam, oyun olarak genç bir takımız. Yaş olarak zaten turnuvanın en genç ikinci takımıyız ama yani hücum oyuncularımız, tamam forvetimiz de yok. Ona da okuyayım. Ama hani her şey forvetten geçmiyor. Yani kanat oyuncularımız gerçekten skorerler. Bunu zaten ilk maçta da gördük. Evet, Arda evet. gibi bir yeteneğe sahibiz. Ki 19 yaşında olmasına rağmen bu turnuvadaki yetenek seti en genç oyunculardan bir tanesi Arda. Kesinlikle. Yani o yüzden bir lider olup çıkmak varken, ki ben Portekiz'e ciddi sorun yaratabileceğimizi düşünüyorum. Ben her savunmayı yapabilirsek. Kazanırsak direkt hani zaten bir lider olarak çıkıyoruz demektir bu. Hı-hı. Ama hani beraberlik yaşarsak da bizim bir Çekya maçımız var. Yani Çekya maçında averajımızı koruyup tekrardan lider olarak çıkabiliriz. Çünkü ikinci olarak çıkmamız, üçüncü olarak çıkmamızdan daha kötü bir senaryo bizim için. Yani ikinci olarak çıkmaktansa ben üçüncü olarak çıkmayı tercih ediyorum bu gruptan. Çünkü ikinci olarak çıkmamız demek ya Hollanda ya Fransa demek. Üçüncü olarak çıkmamız nispeten daha nasıl diyeyim, kolay bir takıma denk gelmek demek oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam Ukrayna, Romanya, Belçika ve Slovakya olabilir. Grubunun lideriyle eşleşiyoruz. Üçüncü çıkarsak da. Yani o yüzden yani ya birinci çıkalım ya üçüncü olarak çıkalım. Hani ikinci olarak çıkma hiç gerek yok. Böyle bir risk girme. Yani çünkü hani Hollanda gerçekten iyi bir top oynadı. Evet evet. Ne bileyim hani Cody Gakpo üzerinden hücumlarını gerçekleştirdiler. Ki hani Gakpo da güzel yani. Hani kötü oynamadı. Hani attığı kadar atamadığı da vardı. Çok fazla kaçırdı. Ama hani bu iki takım hadi Hollanda biraz daha nasıl diyeyim, plase bir tercih olur turnuvanın kazananı için ama yani Fransa gerçekten ciddi bir favori. Aynen. O yüzden bence Hollanda maçının, Portekiz maçını kazanıp hani yolumuza devam etmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Hani aman ağzımızın tadı bozulmasın demeye hiç gerek yok. Hani bozulsun. Hani Portekiz'i yenip geçmemiz çok iyi olur. Hem bir 2008'deki o rövanşta bir noktada alırız diye düşünüyorum. %100 katılıyorum sana. Ben de hani birinci olup çıkmayı tercih ederim. Üçüncü olmaktansa veya ikinci olmaktansa. Sonuçta bir göz korkutmaya başlıyorsunuz ekibinize karşı. Ve milli takım içinde genç bir takım olduğu için bir seviyenin de artması, yani o bir taş koyulması anlamına gelir bence. O anlamda güzel olur. Yani yenilmeyecek bir takım da değil yani. Dünkü izlediğimiz maçta Çekya gibi veya Çekya'dan bir tık daha iyi oynayabilirse yenilmeyecek bir takım değil. Ben milli takıma her iki maçta da güveniyorum, hem Çekya hem de Portekiz maçında diyelim. Buradan da yavaş yavaş videonun sonuna doğru gelelim. Ağzına sağlık hocam. Senin de ağzına sağlık. Teşekkürler. Bu arada en başta söylemeyi unuttuk ama ufak böyle sorunlar olursa
özrümüzü dileyelim şimdiden. Çünkü Mustafa şu an evde değil, biraz evden uzak, konforundan uzak bir yerde. O yüzden sorunlar olursa kusura bakmayın ama zaten editte halletmeye çalışacağız sizin için. Bizleri dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Maçlar oynanmaya devam ettikçe Euro 2004'ü Linesman'da konuşmaya devam edeceğiz. Ayrıca yazılarımız da var. Yine Mustafa'nın yazdığı web sitesinde ilk hafta yazısı, ilk haftaya ele aldığı yazı da şu anda yayında. Onu da videodan sonra okuyabilirsiniz diyelim. Şimdiden önümüzdeki programlarda da sizleri bekliyoruz diyelim ve görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.